Buyurun, yani bugünkü cemaate ben ne anlatacağım? Zihinler karma karışık, beyinler karma karışık, vicdanlar karma karışık. Dualarımız hakeza, ibadetlerimiz hakeza, aynı hakeza aynısı demek yani. Efendimiz buyuruyor, racülün, bir adam düşünün, racül demek iyi adam, bir adam, erkek. Yerfa'u yedeyhi ile sema, sema ne demek? Gök, elini havaya, gökyüzüne kaldırmış. Yakulu ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rabbim şunu ver, ey Rabbim bunu ver, dua ediyor. Ya Rab, ya Rab, ey Rabbim ver, yap. Hani Allah'tan dilek istiyor, Allah'tan dua ediyor, Allah'tan bir şeyler istiyor. Fakat bakın hadiste ne kadar enteresandır. وَمَتْعَمُهُ haram ve meşrebuhu haram ve melbesuhu haram. Elini kaldırmış dua ediyor ama adamın gırtlağına kadar haramla dolu. Mat'am, taam, taam. Ne demek taam? Yemek, yemek. Mat'am, Arapçada lokanta demek. Mat'am. Yani yediği, içtiği, yedikleri, içtikleri haram. Ve meşrep, meşrep, meşrubat kelimesinden gelir. Meşrubat ne demek meşrubat? İçilen şeyler. Ve meşrebuhu haram. Adam ne içmişse haram ya. Ve melbesuhu, melbes ne demek? Melbes, libas, elbise. Elbise de Arapçadır ha. Libas, elbise, lebese, yelbesu, telbis, elbise, libas. Aynı kökten geliyor. Sırtına giydiği elbise haram, karnına doldurduğu meşrubat ve mekulat haram. Nereden gelirse gelsin adam yiyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Daha bu adamın duası nasıl kabul olacak? Hadis böyle bitiyor. فَاَنَّا nereden يُسْتَجَابُ Allah buna icabet edecek. Hiç olur mu? Demek ki dua etmenin dahi vallahi şartları var. Namazda olmanın şartları var. İnanmış olmanın şartları var. Kime mümin denir, kime mümin? Canım işte ağzıyla la ilahe illallah diyor, işte bu mümin. Hayır. Eğer ağza itibar edilseydi Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan'ın arkasında namaza durdukları halde mümin olmayan, kafir olan insanlar vardı. Kimdi bunlar? Münafıklar. Siz de biliyorsunuz bunu. Vallahi peygamberin arkasında safta duruyorlardı.